insanlar arası iletişim, diyalog konusu var diyelim. Şimdi insanlar bu konuda çalışanlar buna bir başlık aradığında Kur'an-ı Kerim'in buna verdiği başlığı böyle yitiğini bulmuş insanlar gibi sevinip bunu kullanıyorlar. O da nedir? قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ اِلَى كَلِمَةٍ سَوَائِنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. De ki ey kitap ehli, gelin sizinle bizim aramızdaki ortak bir sözde buluşalım. Kelimetin sevain. Ortak söz. Kur'an-ı Kerim bu başlığı atıyor ve bu konuyla meşgul olan on binlerce insan, on binlerce böyle bu konu ile meşgul olan insanlar, ha tam işte bulduk, biz bu başlık altında yapabiliriz bu şeyi diye aramızdaki ortak söz. Bu hatta bununla ilgili bir büyük site kurmuşlar. Bunun İngilizcesini yazmışlar oraya. Kelimetin sevain, ortak söz anlamına gelen site. Çünkü bu öylesine bir başlık ki bütün insanlar için çok kısa bir iki kelimeyle esas maksadı özetleyen bir şey. Kur'an'ın verdiği bu sözü, bu başlığı hemen insanlar benimsiyor. Böyle şeyler çok çok var Kur'an'da. Yani Kur'an gerçekten hadis-i şerifte Efendimiz'in buyurduğu gibi gaddan tariyen, turfanda, nasıl turfanda yeni çıkan meyveler, sebzeler öylesine bir tevü taze olur. Kur'an'da da bu özellik hep devam ediyor. Onun için Kur'an'ı dikkatle okuyan her mümin, her insan bu özelliği buluyor. Bunun bir kanıtı da şudur. Bakın hani Kur'an-ı Kerim'in tercümesi ne kadar aslındaki manayı aksettiriyor. Tabi bu tartışmalı ve belli ki o tercümelerin büyük kısmı aslındaki anlamı aksettirmekten acizler. Fakat buna rağmen o eksik olan manayı eksik olarak göstermesine rağmen o tercümeleri okuyarak İslam'a giren on binlerce insan var. Demek ki o eksik tercümelerden bile dikkatle okuyanlar Kur'an'a yönelebiliyorlar. Böylece Kur'an kendi icadını bu şekilde elhamdülillah gösteriyor.